Değerli basın emekçileri, ekranları başlarında bizleri izleyen, sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlediğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği günün yıl dönümü. İnsanların hak öznesi olduğunun kabul edildiği böylesi özel ve anlamlı bir günde sizlerle ülkemizdeki şu tabloyu paylaşmayı çok isterdim. Çünkü bu ülkenin 85 milyon yurttaşı böyle bir tabloyu hak ediyor. Ülkemizde yoksulluk sorunu çözüldü. Sosyal devlet dar gelirli vatandaşların yanında. Okullarda her gün en az 2 öğün çocuklara yemek veriliyor ve hiçbir çocuk bu ülkede yatağa aç girmiyor. Çünkü her vatandaşın beslenme hakkı var. Ülkemizde hiçbir kadın şiddete maruz bırakılmıyor. Kadın cinayetlerinin failleri cezasız kalmıyor. Çünkü kadına karşı her türlü şiddeti, kadın cinayetlerini önlemek, korumak, faillerini etkin yargılamak için bütüncül politikalarımız var ve bu politikalar etkin bir şekilde uygulanıyor. Her kadının yaşam hakkı var, eziyet görmeme hakkı var. Devlet de bunu güvence altına almış durumda. Çocuklar evde, okulda, parkta, sokakta, kısaca yaşamın her alanında güvende. Taciz, tecavüz artık yok. Erken yaşta zorla evlendirilmiyorlar. Çünkü her çocuğun eğitim hakkı, insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı var bu ülkede. Hiçbir gazeteci yazdıkları nedeniyle sadece gazetecilik yaptığı için yargılanmıyor, gözaltına alınmıyor. Cezaevlerinde bugün ülkemizde hiçbir gazeteci yok. Çünkü halkın haber alma hakkı var. Bu hakkın gereğini yerine getiren basın hürdür, sansür edilemez ilkesi en etkin ve istisnasız şekilde bu ülkede uygulanıyor. Hiçbir yurttaşımız attığı tweet için, konuştuğu için, düşündüğü için sabahın erken saatlerinde evi koçbaşıyla kırılmıyor. Kapısına polis dayanmıyor. Vatandaşın böyle bir kaygısı da yok. Çünkü bizim ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü var. Artık yasalarımızda Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek suç sayılmıyor. Çünkü bizde siyasetçiler, yöneticiler eleştiriden, eleştirilmekten korkmuyor. Tam aksine eleştiriyi dikkate alıp değerli buluyor. Meydanlarda kadınlar, gençler, emekçiler, kısaca tüm vatandaşlar yaşadığı hak ihlallerini duyurabilmek ve bunun için sesini yükseltebilmek için toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını özgürce kullanıyor. Biber gazı sıkılmıyor. Orantısız güç kullanılmıyor. Kadınlar saçlarından tutup hak savunucuları birlikte sokaklarda süründürülmüyor. Çünkü hak ihlali varsa vatandaşın bunu protesto etme hakkı vardır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bu ülkedeki tüm yurttaşların en temel haklarından biridir. Çocuklar tarlaya, sokağa, fabrikalara, güvensiz alanlara gitmiyor. Çocuklar okulda. Çünkü tüm çocukların eğitimde fırsat eşitliği var ve sosyal devlet bunun gereğini istisnasız yerine getiriyor. Evet, güzel bir tablo değil mi? Ama maalesef bugün ülkemizin içinde bulunduğu hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan çok uzakta olduğu günleri yaşıyoruz. Otoriter politikalarla Türkiye hak mezarlığına dönüşmüş durumda. Bu ülkenin haklarını talep eden, hak mücadelesi veren onurlu vatandaşları potansiyel terörist ilan ediliyor. Tabii buna depolarda çürüyen soğanlar da dahil. Sosyal medyada düşüncesini açıklayan gençler fişleniyor. Ceza sopasıyla tehdit ediliyor. Kalemini satmayan gazetecilerin dövülmesi, hakaret ve tehdit edilmesi iktidar tarafından sadece seyrediliyor. Her gün çocukların cinsel istismarının üstü kapatılmaya, yok sayılmaya çalışıyor. Bir kereden bir şey olmaz denilerek normalleştirilmeye çalışılıyor. Yetmiyor,
6 yaşındaki çocuğun zorla evlendirilmesi, yıllarca cinsel istismara uğratılması utanmadan, sıkılmadan, yüreği ağlayan, vicdanı paramparça olan vatandaşların karşısına çıkılarak bir bakan tarafından 6 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirilmesi, yıllarca istismara maruz bırakılması olayına insani bir olay, her toplumda karşılaşacak bir durum diyebilme cesaretini gösteriyor. Emekten, adaletten, vatandaştan ve gerçeklerden korkmayan gazetecilerin ilanları kesiliyor, televizyonların ekranları karartılıyor, alternatif medyaya erişim engelleniyor. Meydanlara çıkan kadınlar, sokaklarda sesini yükseltebilen hak savunucuları, fabrika önlerinde halay çeken, hak arayan emekçiler, Ankara'ya sesini duyurmak için yollara düşen sağlıkçılar, bakanlık kapılarını ilaca erişmek için yol edenler, AYM önlerinde beklediği için polis şiddetine maruz bırakılan sendika temsilcileri, sosyal medya troll orduları tarafından linç ediliyor. Bu ülkede sanatsız kalan bir ülkenin hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde sanatçılar linç ediliyor. Kısaca doğruyu söyleni dokuz köyden kovan makbul role sığmayan bir anlayış, vatandaş anlayışını düşmanlaştıran siyasi iktidar hak kayıplarının ve hak gasplarının değişmez adresi haline geldi. Saraydan güç alan, bu anlayıştan güç alanlar maalesef anayasal görevlerini ihmal ve anayasal görevlerini ihlal ediyorlar. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla bütünleşmesi değil, ayrışması, kutuplaşması, kamplaştırılması AK Parti iktidarı tarafından bilerek derinleştiriliyor. Peki hak mezarlığına döndürülen ülkemizin istatistikleri ne? Bir de onlara bakalım. Dünya Adalet Projesi'nde 2022 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında ülkemiz maalesef 116. sırada. Temel haklar üzerinden baktığımızda 140 ülke arasında 134. sırada. Fikir ve ifade özgürlüğünde 136. sırada. Yine 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu'na göre 210 ülke arasında 32 puan ile özgür olmayan ülkeler kategorisinde ve maalesef bu kategoride Afganistan'la aynı durumda. 2021 yılı sonu rakamlarına göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda Rusya'dan sonra ikinci sırada. Enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan sefalet endeksinde Türkiye 93.3 puan ile en yakın takipçisi Arjantin'e bile fark atmış durumda. İnsan hakları ihlallerinden en yakıcı olanı yoksulluktur. Yoksulluk bir insan hakkı ihlalidir. İktidar eliyle bu ihlal derinleştiriliyor, kronikleştiriliyor, gelecek kuşaklara devrediliyor, yoksulluk AK Parti tarafından yok edilmiyor, bilakis yönetiliyor ve sosyal devlet olmanın gereği, görevi olan yoksullukla mücadele yöntemleri de bir siyasi parti yani AK Parti'nin sadakası gibi topluma oy için sunuluyor. OECD verilerine göre çocuklarda yoksulluğun en fazla görüldüğü ülke Kosta Rika 1, Türkiye 2. sırada. Türkiye OECD ülkeler arasında çocuklara en az harcama yapan ülke konumunda. Türkiye'de okul öncesi eğitime katılım oranı bu nedenle %39, diğer OECD ülkeleri ortalaması %87 değerli arkadaşlar. TÜİK gelir ve yaşam koşulları araştırmasında 2012-2020 verilerine göre Türkiye'de çocukların %33.7'si yani üçte birinden fazlası temizlik, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekiyor. Tüm bu iç karartan insanlık ailesinde ülkemizin hak etmediği yerlerde olmasından ve bir hak mezarlığı olmasından çıkmak, kurtulmak mümkün müdür? Elbette mümkündür ve az kaldı. Biz yapacağız. İnsan onuruna aykırı yaşam koşullarını vatandaşlara reva gören, yoksulluktan, ranttan, adaletsizden beslenen, ekonomik ve sosyal hakları yok sayan ve vatandaşlarımızın
temel hak ve özgürlüklerini yok etme anlayışındaki bu iktidarın uygulamalarını tabii ki kabul etmiyoruz. Açlığı, sefaleti, yoksulluğu, yoksunluğu, işsizliği, güvencesizliği sona erdirecek hak temelli politikaları ve sizleri koruyan bir sosyal devlet inşasını biz yapacağız. Az kaldı. Çünkü insan onuruna yaraşır bir yaşam senin hakkın. Yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunmak senin hakkın. Adil, güvenli, sağlıklı çalışma koşulları senin hakkın. Her alanda fırsat eşitliği senin hakkın. Sosyal bütünleşme ve engelsiz yaşam senin hakkın. Aile destekleri sigortasıyla yoksulluktan korunmak senin hakkın. Düşüncelerini özgürce ifade etmek, örgütlenmek senin hakkın. Sağlıklı bir çevrede güven ve huzur içinde yaşamak senin hakkın. İktidara geldiğimizde bu düzen değişecek. Çünkü sosyal devlet senin hakkın. Bu tabloyu tersine çevireceğiz. Az kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında zenginliği adil paylaşan ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla her aile asgari bir gelire sahip olacak. Örgütlü toplumun önünü açacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Cinsiyet eşitsizliğiyle en etkin mücadeleyi vereceğiz. Kadınların iş yaşamında, siyasi yaşamdaki ve toplumsal hayattaki önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Sözleşmesi'ni iktidarımızda ilk bir hafta içerisinde tekrar yürürlüğe alacağız. Aile içi şiddeti henüz yaşamadan engelleyen, kadınların, çocukların güvenli ve huzurlu bir hayata sahip olmasını sağlayan, çocukların eğitim hakkını garantiye alan, engellerin haklarını gözeten, hiçbir vatandaşın diğerinden geride kalmadığı güçlü bir sosyal devleti biz inşa edeceğiz. Devlet zorda kalan yurttaşının ayağına gidecek. Hak temelli politikalar geliştirilecek ve örgütlenme önündeki tüm engellerle hak arama yolları meşru kılınacak. Teknolojinin toplumda eşit erişimini ve yaygın kullanımını biz sağlayacağız. Size söz veriyoruz. Ulusal çocuk politikasıyla çocuk bakanlığı kurulacak, çocuk dostu bütçe ve çocuk dostu adalet sistemi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Sivil ölüme terk edilen KYK'lıların yaşadığı hak ihlalleri bizim iktidarımızda sona erecek. Barış bildirisine imza attığı için ihraç edilen akademisyenler görevlerine iade edilecek. Evrensel hukuk kurallarına imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak yüksek yargı kararları derhal yerine getirilecek. OHAL komisyonu lağvedilecek ve tüm dosyalar yargıya devredilecek. Görevine iade kararlarının gereği yerine getirilmeyenler hakkında bunlar tamamen hayata geçirilecek. Ve son olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm yurttaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi, görünmez kılınan, adaleti susayanların, hakları gasp edilenlerin, sivil ölüme terk edilenlerin, hapishanede yokluğa, yoksulluğa, kötü muameleye maruz bırakılanların, ekonomik sistemin istihdam dışına ittiği, kaderine terk edilen tüm yoksulların, erkek faillerce katledilen kadınların, kamu kadrolarında boş bekletilen engellilerin, asgari ücretle yaşamını sürdürmeye zorlananların, mesleğini yapamayan işsiz gençlerin, güvencesizlerin, çocuk işçilerin, ilaca erişemeyenlerin, sosyal güvenlik desteği olmayanların, EYT'lilerin, ASTEP'lilerin, KYK'lıların, barış akademisyenlerin, yatağa aç giren çocukların, şehit yakınları ve gazilerin, ön yargı ve ayrımcılıkla baş başa bırakılan tüm dezavantajlı grupların, adliye koridorlarında adalet arayanların, linç kampanyaları hedef gösterilen aydın ve sanatçıların, haber alma hakkı için yazan çizen tüm gazetecilerin, cemaat evlerinde, yurtlarda, cezaevlerinde, kapalı kurumlarda, kapalı kapılar ardında ihmal ve istismara bırakılan tüm çocukların, yaşadığı tüm çoklu hak ihlallerinin önlenmesi ve insan haklarına aykırılıkların sonlandırdığı bir Türkiye özlemi içinde olan tüm yurttaşlarımızın amasız, fakatsız sorunlarını çözmek için iktidara geliyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, biz hazırız. Sizlerle birlikte ülkemizi hak ve özgürlükler ülkesi yapacağız. Çünkü
bu sizin, bu hepimizin hakkıdır. Dünya 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz. Hak ihlallerinin yaşanmadığı, hak mezarlığına dönüşmüş bu ülkeden az kaldı kurtuluyoruz. Hep birlikte demokrasiyi, insan haklarını ve özgürlüklerini birlikte kuracağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.